Çok güzel çubuk oyun sağlamak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacak. Herhangi bir sonuç varsa lütfen bana yazın. Videomuza sevgi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere benim size göstermiş olduğum FIFA oyundaki paket açılımı oyun açığıyla nasıl adam çıkarttığımı, en iyi adamları size derledim. Herhangi bir çekim yani kesme mesme falan yapmadım. Direkt arkadaşlar 13 dakikalık video izleyen izlesin. Böyle birkaç tane grupta falan arkamızdan konuşma olmuş. Arkamızdan konuşan önümüzden yesin diyorum arkadaşlar. Lafım budur. Neden budur biliyor musunuz arkadaşlar? Ben videoda demişim ki beyler ben bu videoyu çektim değil mi? Gidin başka kanallarda izleyin, paket açılımı izleyin, kafanıza yatıyorsa yapın. Kardeşim eğer sen kafana yatmadıysa bunu yapıyorsan bu benim problemim olamaz. Zaten bu birincisi. İkincisi sanki her paket açtığınızda Ronaldo Messi çıkardığınızda bunu yaptınız kötü çıkardınız. Yani bu da ikincisi. Hani birazcık kafanızı çalıştırın. Şu oyunda sadece başka şeylerin olduğunu da bir düşünün. Neden bunu hiçbir YouTuber'ın çekmediğini düşünün. Bir de bunları da düşünün yani. Her tane her glitch'i YouTuber'lar çekiyor. No loss glitch falan filan. Bu ortaya çıkıyor patlıyor. Hiçbir çeken neden yok. Nedense Roadshow falan açtığı paketlerin hep başını kesiyor. Chris Hemley açtığı paketlerin hep o baş kısmını genelde kesiyor. Hiç bunları sorgulamıyorsunuz arkadaşlar. Hani bu oyundaki açıkları gerçekten ben paylaşıyorum sizlerle birlikte. Ki çok şükürler benim takipçilerim de çoğu anladı zaten. Facebook grubumuza falan isterseniz gelin. 9'a 9 yapan var, 4'e 4 yapan var. Yani grupta şu an inanılmaz şeyler çıkaranlar var arkadaşlar. Hani dediğim gibi birazcık böyle bir şey direkt ön yargılı yaklaşacağınızı biraz yapsanız sizler de bundan yararlanacaksınız zaten. Hani ben size bunu söylemeye çalışıyorum. Facebook grubunda ben herkes yardımcı olmaya çalıştım. Size ben her başından beri söylüyorum arkadaşlar. Bakın sabır her şeyin bir numarası. Adam 4 saat uğraşıp 3 tane toti çıkarıyor. Millet 10 dakika deniyor. Aa çıkmadı bu çalışmıyor. Böyle bir mantık olamaz arkadaşlar. Zaten siz yani oyun zaten size 10 dakikada bir walkout verse oyuna o zaman ne kalacak abi? O zaman kim points alacak? Niye adam points alsın? 10 dakikada bir walkout çıksa adam niye gitsin points alsın? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten bugün yorgunum. Yorgunum nedenini de biliyorsunuz. Zaten bayağı da hani sırf söz verdim diye Facebook grubuna şu anda bu videoyu çekiyorum. Arkamızdan konuşan bazı gerizekalılar da var. Sizlere tek diyeceğim gidin abi siz foot draftınızı açın. 99 Ronaldo'nuz 99 Messi'nizi alın tamam mı? Gidin abi siz öyle takılın. Oyundan başka hiçbir anlayış yapmayın. Gidin abi foot draftınızı oynayın. Tamam mı? Bu kadar. Tek vizyonunuz bu. Hani birazcık kafanızı kullanıp düşünmüyorsunuz ya. Hani ben buna gerçekten çok sinirleniyorum. Böyle bir oyun açığı olabilir mi? OGX'e fark ediyor. İşte başkasınız fark edemiyor. Kardeşim gireceksin FIFA Reddit'e. Tamam mı? Git bu postun kaç kere okunduğuna bir bak. Git bir bak bakayım. EA biliyor mu bilmiyor mu? Çıkaranlara bak. Adam 4 saatte 3 tane toti çıkarıyor ya. Git Reddit'ten oku yani. Bu kadar basit. Her şey böyle direkt bu çalışmaz ya. Bu çalışmıyor. Hemen kötüleme. Hani böyle bir bakış açısı olamaz arkadaşlar. Gerçekten ayar oluyorum ya. Hani şurada farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Yani anlamıyorum yani problem ne gerçekten anlamıyorum hani. Ben elimden geleni yapıyorum. Size bunu sunmuşum. Videoda da diyorum bak kafanıza yatıyorsa başka YouTuber'lardan gidin izleyin. Tek benden izlemeyin bak bunu her zaman söylüyorum. Gidin izleyin kafanıza yatarsa yapın. Facebook grubunda bunu yapıp ben hani Facebook grubunda hiç bu kadar adam çıkaran birisi olduğunu hatırlamıyorum. Herkes Lacazette'ler, Kellini'ler, Bale'lar, Deheya'lar falan çıkıyor arkadaşlar. Ben hiçbir zaman hatırlamıyorum ki benim grubumda bu kadar adam çıkaran vardı ya. Ya. Demek ki bazı şeyler uygulayınca sabırla oluyor. Hani gidip bok atmak yerine bana yazsan. Ya bana yaz. Bana yaz. Diyelim bana ben sana cevap veremedim. Ben sana cevap veririm. Sen gel gruba. İnsanlarla konuş. Hani direkt tek amacı abi öküz gibi böyle bir şeye girmek olan insanlara ayar oluyorum arkadaşlar. Gerçekten ayar oluyorum. Ben şimdi örneklerle birlikte size hazırladım. Biliyorsunuz ben tam renk görüyorum arkadaşlar. Ben renkleri bilmiyorum. Tamam mı? Sırf size kanıt olsun diye dün arkadaşımın evine gittim akşam. Ve orada şimdi göreceksiniz çıkardığımız topçuları. 2-3 tane hesaptan denedim arkadaşlar. Hep şimdi videoda dersiniz o başka hesaptan falan almışsındır. O yüzden çıkardığım adamların hepsini de aynı hesaptan çıkanları koyuyorum videoya. Bir sürü de adam çıkardım her hesaplardan. Ama onları koymuyorum. Sadece tek hesaptaki adamları koyuyorum. Ona da gidip fake mac demeyin diye. Gittim yeni hesap açtım 2-3 tane. Hepsine coin saklardım şu an videoda göreceğiniz hesaptan. Onlarla da denedim. Yani gerçekten hani her şeye böyle kötü göze bakmayın arkadaşlar. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Hoşgörülü olun. Hoşgörülü olmazsan saygı duymayabilirsin ama küfür edemezsin. Küfür etmeyi geçtim. İnanmıyorsan yapmazsın abi bu kadar basit. Kimse sana inanmadığım bir şey inandıramaz yani. Bunları dedikten sonra videoya geçiyorum. Videoda size taktikleri arkadaşlar kendi logladığım taktikleri ve işin detaylarını iyice bir tekrardan güzelce anlatacağım. O yüzden o öküz gibi arkamızdan laf eden arkadaşlara da söylüyorum bak.
Ben o kadar takip çalışması yapıyorum. GameX'e geldim. Diyorum bak. Sorun olan gelsin. Gelsin adam gibi, delikanlı gibi çıksın. Böyle internetten böyle velet gibi yazmayın yani. Bunu demeye çalışıyorum. Ben her zaman her yerde olan birisiyim. Kimseden kaçtım ettiğim yok. Kimseden birisinden kaçıp etsen zaten şu anda bu videoyu çekmem. Ama ben bu videoyu gerçekten insanlara yararlansın ve soruları cevap olsun diye çekiyorum. Ve şimdi kanıtlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kendi açtığım paketlere geçiyoruz. Öncelikle size söylediğim gibi Eden Hazard var mesela bu videonun içinde. Eden Hazard'ı çıkarmak için arkadaşlar yani yaklaşık 30-35 dakika falan harcadım. Sürekli gir çık yaptım, gir çık yaptım. Buradaki önemli noktayı ben size söylüyorum arkadaşlar. Size her denediğiniz zaman fix gelen böyle 3 ila 5 arası böyle bir renk tonu oluyor. Ama bu hep fix geliyor. Yani mesela ilk 1.de gelen sonra 5.de geliyor. 5.de gelen tekrar belki 12. denemenize geliyor. Ama size gelen renk kombinasyonları arkadaşlar hep aynı oluyor. Hani eğer zaten tek bir rengi hep böyle 100 kere denip aynı bir renk buluyorsanız zaten burada oyunu kapatıp açmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı renk buldun, hadi bir tane farklı çıktı, ondan walkout. Hani böyle mantık yok zaten. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir kombinasyon gelecek ki arkadaşlar. Yani zaten genelde bu walkout falan çıkan paketlerde, iyi çıkan paketlerde daha önce size hiç gelmemiş ve sıra dışı renkler geliyor. Zaten hani rengarenk zaten hep renkli geliyor orası arkadaşlar. Onda zaten problem yok. Orası renkli geliyor. Ama size gelenin her zamankinden farklı ve bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Bizim arkadaşlarla anlama şeklimiz şu şekil. Biz abi böyle her renk geldiği zaman böyle fotoğrafını çekip bilgisayara koyduk abi. Bilgisayarda ekranda böyle 9 tane falan kombinasyon var. Can kardeşim, sevgili Kaan abi, abisiyle birlikte dün akşam uğraşı uğraşı arkadaşlar bu videoyu çektik sizler için. Hep denedik. Böyle gelen kombinasyonu bilgisayarın ekranına koyduk arkadaşlar. Mesela o kombinasyon gelince bu gelmişti deyip geçtik. Çünkü bu resmen hani akıl oyunu, zeka oyunu, birazcık da beyninizi kullanmanız gereken bir şey. Unutmamanız gerekiyor. Tamamen buna odaklanmanız gerekiyor. Ne zaman ki arkadaşlar böyle kırmızı ağırlıklı, böyle aralıklı aralıklı noktalı kırmızı ağırlıklı. Böyle zaten onlar çok nadir geliyor. Yani inanılmaz nadir geliyor. Kırmızı ağırlıklı böyle genellikle arkadaşlar mesela başı yanlış hatırlamıyorsam yani tam yani renk yolunu bilmiyorum da dün yanlış hatırlamıyorsam aklımda kalan mor, yani başı böyle direkt mor çizgiyle başlayanlardan genelde azmış çıkıyor. Çünkü mor başlarsa arkadaşlar sıkıntılı, ama dediğim gibi kırmızı ağırlıklı inanılmaz şeyler çıkıyor. Zaten buradaki olay arkadaşlar, yani ben diyorum zaten, ben inanmıyorsan yapmazsın, bu kadar basit. Ama grupta 9'a 9 yapan var, 3'te 3 yapan var, 4'te 4 yapan var. Zaten hani bu videodaki amaç şu arkadaşlar. Buradaki renk farklı geldiği zaman, yani sıra dışı bir renk geldiği zaman size kırmızı ağırlıklı hiç gelmeyen böyle, yani gerçekten hani siz gözünüzü anlarsınız. Yani ben tam renkleri seçemediğim için bilmiyorum ama siz anlarsınız zaten size gelen rengi. Farklı bir renk geldiği zaman bu paketten walkout çıkacağın garantisi değil. Bu paketten 84 rating ve üzeri bir şey çıkacağının garantisi. Çünkü o renk demek havai bir şeyin arkadaşlar farklı döneceği anlamına geliyor. Teori zaten bunun üzerine kurulu. Fark ettiyseniz, hani izlediyseniz ya da izlemediyseniz bilmiyorum. Hani bunu gerçekten izleyip anlamayanlar da olabilir. Buna da saygı duyuyorum ama hem izleyip hem böyle denemeyip ya da birkaç kere 10 dakikada böyle deneyip ilk renkte açıp walkout çıkmadı deyip küfür eden arkadaşlara ben ayar alıyorum yani. Hani anlamamış olabilirsin çok daha. Tabii ki biz de, ben de yani arkadaşlar ilk yapışımda sizce yapmış olabilir mi yani böyle bir şey ilk yapışında? İlk yapışını yapamazsın. Birkaç kere yanılacaksın. Artık yani zaten hayatta hiçbir şey yanılmadan doğru düzgün yapamazsınız ki arkadaşlar. Birkaç kere yanılmanız gerekiyor. Yanıldıktan sonra doğru yolu buluyorsunuz. Bu her şeyde geçerli yani. Hayatın her yerinde bu geçerli. Ben de insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum size? Benim derdim bu. Ben insanların gerçekten bu oyunda bir şeylerden yararlanmasını istiyorum. Benim tek amacım bu. Abi sen normal paket açacağına bunu denesen yani... Elinden şey mi azalacak abi? Evinin kirasını, yani evinin tapusunu mu altından alacaklar? Sen zaten açsan sana paketten gelen şey belli kardeşim. Sana 2 dakikada bir walkout mu geliyor sanki? Sen bunu denesen ne olur? Hani ben deneme bana ne? Ama denesen ne olur yani? Hani en azından yani bu oyuna o kadar para döküyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz döküyoruz. Bu oyuna para vermeden bu oyun oynanmıyor. Heyecanı yaşanmıyor. Yani oyunun sonuna kadar 5K'lık takımla bu oyundan ne zevk alabilirsin ki? Tamam belki iyi oynayabilirsin 5K takımla. Division 1'e çıkabilirsin. Ki benim de çıkmıştım var. Geçen sene 13K'da çıktım. Bu sene 18K'lık bir takımla çıktım fakirle. Ama artık bir süre sonra gerçekten zevk vermiyor arkadaşlar. İnsan yani yeni şeylere girmek istiyor abi. İnsanlar da normalde kullanmak istiyor. İşte onu kullanmak istiyor. İnsanlar sürekli değişim istiyor ki haklılar da. Hani oyun zaten tamamen fantezi amaçlı bir oyun.
O yüzden hani insanlar bu oyuna çok para yatırıyor arkadaşlar. Ben size bunu söylemeye çalışıyorum. Abi hani yatırıyorsan, bu oyuna gerçekten para veriyorsan, bu EA'ye para kazandırıyorsan bazı şeyleri düşüneceksin. Hani yok bu, yok EA'yi bulamadı, OGX'e nasıl buluyor? Ben bunu OGX'e bulmadı ki, bunu FIFA 17 Reddit buldu. FIFA 17 Reddit ne biliyor musunuz? No Loss Glitch'i ortaya çıkaran ilk yer. İlk yer abi, yani YouTuber'lar falan da herkes oradan görüyor. İngilizcesi yeterli olan kardeşlerim girip okuyabilir, çünkü bayağı uzun yazıyorlar bazen. Çevirip çevirip okuması zor olabilir ama İngilizcesi yeterli olan arkadaşlar biraz gidip okursa, her serilerine inanmayıp biraz girip okuyup araştırırlarsa zaten bir şeye, bir sonuca varacaklar arkadaşlar. Yani buradaki olay şey, kimse abi, yani hiç kimse araştırmıyor ama araştırana da saygı yok abi Türkiye'de. Hani o yüzden zaten hani çok saçma geliyor bana arkadaşlar. Gerçekten gidip bakabilirdiniz abi. Ben video çektiğim zaman gidin bakın, bir sürü Toti paket açılımı yapan var YouTube'da. Girin bakın, açlıklarına bakın. Önce açlıklarına bakın. Ronaldo çıktığında veya Messi çıktığında gelen kombinasyon daha önce gelip gelmemiş mi, buna bakın. Ya bunlar gerçekten önemli şeyler arkadaşlar. Hani abi oyuna gerçekten, hani bazı arkadaşlar store'dan falan point salıyor. Hani store'dan falan point salanlar var. Hani biz en azından sitelerden falan alıyorum, ben kendi şahsım olarak konuşayım. En azından daha ucuza geliyor arkadaşlar ama bunu store'dan aldığınız zaman yani inanılmaz bir rakam ya. Gerçekten inanılmaz bir rakam yani arkadaşlar. Benim buradaki sizlere amacım arkadaşlar, ben bunu çekmezdim. Bak bunu çekmezdim ben, açık konuşayım. İstesem bunu çekmezdim yani, bunu biliyorsunuz. Ama ben kanalı açımdan beri size ne diyorum Facebook grubunda, YouTube'da. Ben burada bir aile kurmaya çalışıyorum ve ne öğrenirsem size çekiyorum abi. Hani daha ne yapabilirim ben? Ben bunu çekmesem, şimdi ben bu videonun başlığını farklı yapardım abi. Ben daha ne çıkardım yan hesaplarda? 85'lik, 86, 87, 88. Hani daha neler çıkardım yani? Ben bunların hepsini bir video yapıp, işte size Bro to Show gibi, oh my god, best pack opening you never seen it before. Daha önce hiç görülmeyen paket açılımı. Bunu böyle de koyabilirdim ben. Ama benim buradaki amacım size yardım etmek. Çok sağ olun ki yardım, yani size ya vermiş olduğum yardımın da karşılığını bana çok güzel şekilde veriyorsunuz arkadaşlar. Benim ona hiçbir şeyim yok. Takipçime çok teşekkür ederim. Hani takipçim olmasanız bile saygı duyanlara da çok teşekkür ederim. Ama hem araştırma, hani hem kel hem fodul modunda olan arkadaşları ben çok kıl alıyorum. Hani neden yani abi, bu hayattaki amacı sadece insanları kötülemek olan kişilere ben ayar oluyorum. Beğenmiyorsan izlemezsin. Bu her YouTuber için geçerli. Ben okuyorum yani, büyük YouTuber'ların yorumlarını da okuyorum. Abi adama yani, hani nasıl diyeyim ya, adama hiçbir şeyini bulamıyor, gidiyor sakalına küfür ediyor ya. Hani bu kadar da gerçekten art niyetlilik şey olmaz yani arkadaşlar. Ben burada çekiyorum. Sağ olsun ki Facebook grubunda da bir sürü kardeşimiz adamını çıkardı. Mutlu oldu yani. Hani ilk defa Volkout çıkaran falan var arkadaşlar. Yani ilk defa Volkout çıkaran falan var. Bu benim için inanılmaz bir duygu. Benim için inanılmaz bir duygu. Hani bana göre bu teorinin şans olmamasının bir sebebi de arkadaşlar, yani 9'da 9 yapılabilmesi. Hani anladınız mı? 9'da 9. Yani 9'da 9 yani böyle bir şans yok. Hani dünyada bulamazsın yani, 9'da 9 adam açıyor. Bu taktikle yapıyor hatta grupta. Girip bakabilirsiniz, bir tane takipçimiz hatta yaşı da büyük yani kendisinin. Yani grubumuzda bayağı yaşı büyük abilerimiz de var. Dediğim gibi arkadaşlar, yani çıkaran var. Hani şans 1 olur 2 olur ama 9'da 9 olmaz. 4'de 4 olmaz. Mesela biz dün akşam abi yani 7'de 7 yaptık arkadaşlar. Ama şimdi siz fake dersiniz, yok başkasından aldım falan dersiniz, o art niyetli arkadaşlar. O yüzden ben buraya sadece kendi kullandığım hesaptaki, yani kendi ana hesaptaki, yani hepsini aynı hesaptan çıkardıklarımı koydum. Bu da tamamen arka, hiç kesmeden koyuyorum şu anda bu arada. İstediğiniz yerine bakın. Hiç kesmeden koyuyorum. Sizler daha rahat görün diye. Girip çıkıyoruz, girip çıkıyoruz, girip çıkıyoruz, girip çıkıyoruz. Hep aynı renkler, seri renkler, hep sürekli 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 aynı şeyler, mor ağırlıklı böyle, mavi ağırlıklı böyle, hep belli yani, hani bir şey çıkmayacak, ben başım diye bağıran paketler. Ama yani yarım saat deniyoruz bazen, bak bazen 10 dakikada çıkıyor ama 10 dakikada çıktıktan sonra belki 40 dakika sonra çıkıyor falan. Hani bu uygulamanın bir taktiği de arkadaşlar, mesela iyi bir adam çıktıktan sonra, iyi bir adam çıktıktan sonra ikinci hesabınıza geçip farklı bir dizi açmak. Ben hep öyle yaptım. İlkine çıkarttıktan sonra ikinciye geçtim. Sonra birinciye geçtim. İkinciye geçtim. Birinciye geçtim gibi dil değiştirdim. Mesela arada arada maç yapıp çıktım. Single'a girdim. Kendi kaleme gol atıp çıktım falan filan. Böyle ilginç ilginç şeyler yaptım. Modemi kapatıp açtık. Böyle değişik şeyler yapıp hani her şeyi denemeye çalıştım. Sizlere daha kesin sonuç söylemek için. Size vereceğim en kesin sonuç şudur arkadaşlar. İyi bir oyuncu çıkardıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle FIFA'yı tamamen kökünden kapatın. Kökünden kapatın.
Gidin başka bir dilde açın. Bir tane online maç yapabiliyorsanız bir tane de online maç yapın. Sürekli denemeye başlayın ondan sonra. Eğer size sürekli aynı renk kombinasyonu geliyorsa size az önce söylediğim şeyleri bir daha tekrarlayın. Aynı renk kombinasyonu çünkü bir kere 100 kere falan üst üste geliyorsa anlayın ki o işte bir bokluk var arkadaşlar. Hani ben hani daha doğrusu buna inanmayan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Hani buna inanmayan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Bunu denesen sana nasıl bir zararı olabilir ki? Hani bunu denesen sana nasıl bir zararı olabilir? Gerçekten merak ediyorum. Ya şunu denemenin bir insana nasıl bir zararı olabilir arkadaşlar? Hani öyle de coins vereceksin, böyle de coins vereceksin. Hani zaten ben videoda dediğim gibi tekrar söylüyorum. Teoriler abi her zaman ucu açıktır. Her zaman ucu açıktır. Ya zaten bu şey olsa abi zaten bu patlardı yani. Hani bu bir teori ve ben de bu teorinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu hafta sonu aldığım sonuçlardan sonra ben bu teorinin %100 doğru olduğunu düşünüyorum. Grupta bir sürü çıkaran kardeşimiz var. Hani 4'le 4 üçlü yani grupta hani 4'le 4 9'a 9 yapan falan var yani. 9'a 9 yapandan sonra zaten ben ikna oldum. Kendim de arkadaşlar 7'de 7 yaptım. Kendim ikna oldum. Bu tamamen şans işi. Gerçekten şans işi. Şans işi olarak şöyle şans işi. İyi rengi bulduğunuz zaman iyi bir şeyin çıkması şans işi. Çünkü iyi bir renk bulduğunuz zaman arkadaşlar şey demek oluyor. 84 dediğim gibi üstü. Yani hava hevşek daha farklı geçecek oluyor. O da 84 ve üzerilerde oluyor. Sizin şansınıza 84'lük Smalling de çıkabilir. Aubameyang de çıkabilir. Cazorla da çıkabilir. Gider Ronaldo da çıkabilir. Pogba da çıkabilir. Yani bu şans. Hani oradan sonra şans. Ama bunun öncesine kadar bence %100 çalışan doğru bir teori. Bana kalırsa olay bu şekilde arkadaşlar. Biz bunları gerçekten denedik. Hani bazen artık fitil olduk ya. Hani 30-40 dakika deneyip de ulan yani hep aynı renkler böyle fitil oldu da oluyor insanın yani. Ama zaten hani bunu bir kere anladıktan sonra yani bir kere bir adam çıkardıktan sonra sizler de anlayacaksınız yani bunu. Hangi paketler ne çıkıp hangisinden çıkmayacağını artık anlıyorsunuz bir iki kere çıkardıktan sonra. Hani o sayede 7'de 7 9'a 9 yapabilirsiniz ama ilk başlayan adam 10 dakikada bir paket açıp aha bu çalışmıyormuş hadi şerefsiz olmadı falan demesi bana mantıksız geliyor. Zaten videoda da şu an görüyorsunuz arkadaşlar ne var ne yok. Sizlere açık açık koydum. Videonun uzun kısa olması da hani açıkçası umurumda değil. Ben sadece insanların tatmin olmasını istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Dop doğru, taptaze size böyle videoları atıyorum arkadaşlar. Bu arada son videolarda gerçekten çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir desteğiniz var abi. 1000 like, 900 like, 1200 like, 1300 like. Yani inanılmaz yani gerçekten inanılmazsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ilginizden de dolayı. Yani dediğim gibi doğru bildiğim yolda ilerleyeceğim yani. Hani doğru bildiğim yolda ilerleyeceğim. Bu kanalda her gün klişe videolar görmeyeceksiniz. Yani her zaman elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere farklı içerik sunacağım. Ve bu FIFA'da gerçekten insanların kullanmamış olduğu fakat bence bana kalırsa ki yabancı youtuberların çoktan bilmiş olduğu bir olay yani. Bana kalırsa bu kesinlikle böyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünürseniz düşünebilirsiniz. Sonuçta her insanın kendi fikri, kendi şeyi farklıdır arkadaşlar. Kendi nedir? Benim düşüncelerim bu yönde. Dediğim gibi daha videomda zaten devamı var. Gerçekten hani çok çaba sarf ederek videolar çekiyorum arkadaşlar. İyice zaten son benim üniversitem tatil olduğundan beri son bir haftada arkadaşlar her gün size değişik videolar getirmeye çalıştım. İşte upgrade alacak futbolcular, Süper Lig takımıyla işte Ultimate Team falan yaptık. Bu arada değineyim. Bu fitness taktiği vardı bizim diyordum hani yapacağız falan filan. O taktiğin arkadaşlar yatma sebebi şu. Taktik daha doğrusu yapamadığımızın sebebi şu. Normalde markette 1.8 milyon item falan oluyor arkadaşlar hep markette. Normalde Çin yeni yılı cumartesi akşamı yani dün akşamdı. Ben de iyi dün akşam çıkarır diye hiçbir şekilde hani sanmıyordum ki cuma günü çıkar falan filan ama iyi cuma günü çıkarınca bizim taktiğimiz yattı çünkü markette abi 6 milyon tane eşya vardı. 6 milyon tane eşya olunca da zaten market crash oluyor yani hiçbir şey alınmıyor bile. O yüzden o coins kasma taktiğini haftaya deneyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin kondisyonlarınızı falan satmayın ki zaten zarar etmenize de imkan yok. Salı günü çarşamba günü gideceği fiyat tekrardan sizin aldığınız fiyat hatta daha fazlasına bile gidebilir. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi o taktiği haftaya tekrardan deneyeceğiz. Benim de bu hafta üniversitem başlıyor. Tekrardan dediğim gibi çok fazla tatil yapamadan başlıyor. Ama olsun ben tekrardan sizlere güzel içerikler sunmak için elimden gelenin fazlasını bile yapacağım. Çünkü bunu gerçekten hak ediyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu da hani beğenirseniz çok sevinirim. Destek olmak amaçlı beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar.
Sizlerden başka da bir isteğim yok. Gerçekten çok teşekkürler desteğiniz için, varlığınız için. Yani varlığınız bana yetiyor. Sabah kalktığım zaman günaydın Oge Excel'si yazdığım zaman gruba, insanların bana günaydın abi, günaydın kardeşim demesi beni gerçekten mutlu ediyor. Bana yeterli olan şey bu. Önemli olan insanlarla birlikte sohbet etmek, muhabbet etmek, mutlu olmak diye düşünüyorum. Videoyu da beğenirseniz arkadaşlar bana destek amaçlı çok sevinirim. Bugün de gerçekten çok yorucu bir gündü benim için. Hani sebebini öğrenmek için Facebook grubuna gelebilirsiniz ama gerçekten çok önemli bir vakaydı. O yüzden birazcık yorgunum ama elimden geldiğince size videoyu hazırladım, eve gelir gelmez. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Son videolarda gerçekten çok beni motive ettiniz abi. 1000 beğeniler, hep 1000 beğenideyiz. Çok teşekkürler, çok sağ olun, var olun. Allah da sizin gönlünüze göre versin arkadaşlar. Dediğim gibi benim üniversitem başlıyor. Size şimdiden iyi tatiller diliyorum daha bir hafta boyunca. Tabii ki bir hafta boyunca zaten birlikte olacağız. Video izlediğiniz için çok sağ olun. Beni desteklemek için video bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Tekrardan 1000 beğeneye doğru koşalım OG Excel'si. Kendinize çok iyi bakın. Önemli olan sağlık, saat, oyun falan değil. Hepinizi çok seviyorum ve yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.